Ben Hikmet Atıca. Gittiğimde seyahat acıntısı sahibiyim. Ve seyahat acıntısını 1999-97 yılında kurduk. Daha evvel de bir seyahat acıntım vardı. Ortaklaşa bir seyahat acıntımız oldu. Onu payımızı devrettikten sonra, biz de hissemizi devrettikten sonra Rafinese turu kurduk. Incoming yapıyoruz, yurt dışında turistleri getiriyoruz. Buradan outgoing yapıyoruz zaman zaman. Uçak biletleri satıyoruz, transfer olaylar, bütün turizmle ilgili her işlemle burada yapıyoruz. Bu sene de biraz sıkıntı yaşadığımız için yurt dışı turlara başladık. Yani Didim'e yönelik yurt dışı turlara başladık. Bunlar da Didim'de, bu tür turlar Didim'de ilk olarak yapılıyor. Didim çıkışında turlarımızı da başlatmış olduk Didim'de. Öteden beri Yunan adalarıyla sefere düzenlemek için çalışmalarımız var. 3 senelik bir çalışmamız var. Bu sene mesela Yunan konsolosluğundan mobil vize ofisi kuruldu Didim'de. Dolayısıyla insanlar bundan sonra Didim'e, İzmir'e gitmeye gerek duymuyorlar ve vize müracaatları için Didim Ticaret Odası'na yaparak vize alabiliyorlar. Didim turizm çok eskiye dayanmaktadır. Çok eski derken kitlesel turizm 1980 senelerinin ortalarında başladı. Fakat buna rağmen Didim daha bakir kalmış bir yerdir. Çok fazla büyük testlerimiz yoktur. Toplam 10'a yakın 4 ve 5 yıldızlı testlerimiz vardı. Gerisi ufak testlerdir. Ve ufak testler bazı otellerimizin 10 odası, 20 odası, 20 odalı otellerimiz var. Tabii turizm konusunda bu süreç içerisinde yani 1980'in ortalarından bu yana kadar yapmış olduğumuz gelişmeler içerisinde eksikliklerimiz de oldu. Kendimizi geliştiremedik. Bunu zaman zaman artolog değerlendiriyoruz. Artolog değerlendirmemizin sebebi de veya değerlendirmemin sebebi de turizm her zaman çeşitlilik yaratabiliyor ve bu çeşitliliği süreç içerisinde Didim'de yakalayabileceğimize inanıyorum. Didim de her şey var özünde. Yani turizme hitap edecek her şey var. Deniz, kum, güneş turizmi var. Kitle turizmine hitap edeceğimiz boyutta. Tarihi turizm var. Spor turizmi yapabileceğimiz bir yer mevcut. Kuş çeşitlemesi var. Milli parklarımızda olan şeyler, kuşlardan dolayı kuş gözetleme yerlerimiz mevcut. Daha doğrusu odur. Dolayısıyla Didim'e gelen bir turist her şeyi yapabilecek. Her şeyi, bütün turlara katılır. Ve bizim mesela antik dönemde kalma Apollo Tapınağımız var ve Milat Antik Kentimiz var. Apollo Tapınağı Türkiye'nin dünyanın ikinci büyük Apollo Tapınağı'dır. Ve Türkiye'nin de en büyük Apollo Tapınağı'dır. Ondan sonra Milat Antik Kentimiz var. Milat Antik Kenti İlk felsefeciden yetişmiş oldukları bir kenttir. Millet Okulu denilen bir dönemde Millet Okulu vardır, bu bir ekol okuldur. Millet Okulu'nda mezun olan kişiler genelde felsefecilerdi. Yani felsefenin Anadolu'da başlangıç noktası da millet olarak tarif edebileceğimiz bir yerdir. Deniz bakımında denizi çok temizdir. 13 mavi bayraklı koylarımız ve otellerimiz var. Artı Didim'in denizi hemen derinleşmez. Dolayısıyla yüzme bilmeyenler ve çocuklar için de deniz çok müsaittir. Havası nemli değildir, kuru havası vardır. Her yaz, her zaman burada tatil yapma potansiyeli Didim'de mevcuttur. Ayrıca şimdi turizmde çeşitlilik dediğim zaman Didim'de son dönemde mesela zeytinyağcılık fazlalaştı. Zeytinyağı fabrikaları kurmaya başladı. 1 milyon 200 bin zeytin ağaçlarımız var ve bunları da turizmde bütünleştirmek istiyoruz. Belediyenin de yerel yönetiminde bu tür konularda çalışmaları var. Bilhassa son dönemlerde mesela belediye başkanıyla beraber yurt dışına çıktık. Yurt dışındaki yabancı basını, Türk basını ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik. Şubat ayındaydı bu. Ve ayrıca belediye başkanımız Türk kökenli seyahat acentalarına ve Didim'de oturan adresini tespit ettiğimiz insanlara mektup yazarak onları bu sene Didim'e davet etti. Kimisinde de olumlu cevaplar geldi. Ve tabii ki ilerisi için de Didim'le ilgili festivallerimiz var, şenliklerimiz olacaktır. Her sene yapılmış yazılı festivali var mesela. 1 Eylül Barış Festivali var. Buna eklenecek festivaller de yapılacaktır.